I was not born in Mississippi. Dealing with the devil is kind of tricky. Ülkeleri birleştiren müzikler ve filmler projemize hoş geldiniz arkadaşlar. Çok heyecan verici. Biz baştan beri de çok heyecanlıyız. Katılımcı arkadaşlarımızı belirledikten sonra hepimiz daha da büyük heyecana girdik aslında. Herkes nasıl bir şey olacak diye, nasıl bir parça çıkacak diye çok merak ediyor. Gençler çok istekli şu anda. Bence en önemli şey de onların istekli ve almaya gönüllü olmaları. Şimdi kayıt öncesi bölümdeyiz. Benim görevim biraz daha beden farkındalıklarını yaratmak istedim öncelikle. Yani kendi bedenleriyle, kendi iç ritimleriyle ilişki kurmalarını istedim. Ya, Türkiye'de gerçekten çok önemli bir potansiyel var. Göz ardı edilemez hatta bence. Blues müzik adına. Blues dinleyicisi açısından Türkiye çok önemli bir yer. Gerçekten en genç hani kitleye sahip diğer dünya ülkelerine göre. Yani bu etkinlikte bir tane orijinal bir parça yapılacak. Bir blues parçası. İşte yurt dışında Almanya'da bir hip hop grubuyla beraber ortak bir çalışma. Yani buradan bir parça yapılıyor ve oraya gönderiliyor. Onlar da üzerine işte kendi tarzlarında bir şeyler ekleyecekler ve yepyeni ortaya kolektif bir şey çıkacak. Hem bu kültürler arası hem de müzikler arası hem de gençler arası böyle kaynaşan bir şey ortaya çıkacak. 1, 2, 3, 4, 5 Projeyi ilk duyduğumda da çok heyecanlıydım. Böyle bir şeyin içinde yer alacak olduğum için. Hem bu süreci de nasıl işlediğini görmek de benim için ayrı bir tecrübe. Sadece söylemek ya da çalmak kısmından ziyade. Birebir hiç profesyonel bir kayıt gerçekleştirmedim. İlk olacak. Ekibin uyumu çok iyi. Ben açıkçası çok tedirgindim başlamadan önce. Çünkü ilk defa bir grupla bir şeyler yapıyorum. Burada tanışıp ertesi gün yapacağımız müzik hakkında fikirleri hiç tartışmadan çözüme ulaştırmak gerçekten çok iyiydi. Çok farklı yerlerden çok farklı insanlar bir araya geldi ve bir şekilde bir şarkı oluşturdu. Yani yaşlarımız, jenerasyonlarımızla alakalı herhalde bir birlikte geçirmeyi başardık ve ortaya güzel bir iş çıkardık diye düşünüyorum. Buraya gelirken ve daha önce hiç böyle bir şeye katılmadığım için heyecanlandım biraz. Çünkü ilginç bir şey, hem benim yaşlarımda insanlar hem müzisyenler ve aynı ortama toplanmışlar. Bu çok güzel bir şey. Yani o yüzden hoşuma gitti, heyecanlandım. Umutlarımdan fazlası gerçekleşti. Çünkü hani ne olacak ne bitecek hiçbir fikrim yoktu yani açıkçası. Yaşayıp göreceğiz olarak düşündüm. Hani sadece birkaç hedefim vardı. O yüzden umutlarımdan fazlası oldu diyebilirim. Buraya gelirken bu kadar renkli bir ortam olacağını düşünmemiştim. Arkadaşlarımı çok sevdim. Onlarla iyi müzik yapıyoruz. Hocaları daha önceden hep izlemiştim. Onlarla tanışmak istiyordum. Bu yüzden benim için çok iyi oldu. Proje güzel gidiyor. Taslağı tamamladık. Yarın kayda gireceğiz. İşte programı yapıldı vesaire. Sesçi arkadaşlar uğraştılar. Güzel, doyurucu.
Arkadaşlar da umutluyum. Gayet çalmaktan keyif alıyorlar. Onu hissediyorum. Zaten blues müziği seviyorsanız, hissediyorsanız güzel çalıyorsunuz. Yani her şey oradan başlıyor. Şimdi biz burada bir blues eseri çıkartacağız ortaya. Yani arkadaşlar çıkartacaklar. Ve sonra bu gidecek ve bir hip hop şarkısıyla bir arada gelecek. O mesela o sonucu çok merak ediyorum. Nasıl bir şey çıkacak acaba falan diye. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Katılımcı dengesi çok iyi bir kere. Kadın erkek dengesi çok iyi. Enstrüman dağılımı çok iyi. Bir de herkes böyle pozitif yaklaşıyor her şeye. Hani grup bilinci, direkt o konuşuldu mesela dün. O çok güzel. Fikirler yakın. Arkadaşlar olayı son derece ciddiye alıyor. Kararlı gözüküyorlar, iyi bir şey yapacağız diye. Süreç eğlenceli, keyifli gidiyor. Hiç yani tanıdığım arkadaşlar da var. İlk kez tanıştığım arkadaşlar da var projede. Böyle böyle bir proje var. Katılmak ister misin diye sordular. Ben de tabii ki de evet dedim. Ve buradayım şimdi. Ses mühendisliği kategorisine girdim ama bir yandan songwriting'e, aranjeye, sözlere, her türlü konuya da, yani kolektif bir iş olduğu için zaten bir yandan her türlü konuya herkes katılabildi. O açıdan güzeldi. Çok heyecan verici ve aslında çok da kolay bir süreç değildi ama çok heyecan vericiydi. Ve 11 kişiyiz, yani epey büyük bir sayı. Ve hep birlikte böyle bir şey yapmak, herkesten farklı fikirler çıkması, bunları bir araya getirmek hem çok keyifli bir süreçti, hem birbirimizden öğrendiğimiz de bir süreçti, hem de ortaya çıkardığımız şey de güzel oldu.